Mutlu günler, gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sıcak bir haberle başlıyoruz. Ekranda son dakika bilgisini görüyorsunuz. Bir süredir bekliyorduk aslında. Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinin disiplin sevkleri açıklandı ve buna göre Osayi Osterwold'e İrfan Can Eğribayat ve Egemen Korkmaz tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hemen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayı şöyle bir paylaşalım sizlerle. Trabzonspor AŞ Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesiyle 2023-24 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 5'e 7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Trabzonspor AŞ Kulübü antrenörü Egemen Korkmaz'ın aynı müsabakadaki kavgası nedeniyle futbol disiplin talimatının 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Fenerbahçe AŞ Kulübü futbolcusu Bright Osayi Samuel'in 17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki kavgaları nedeniyle futbol disiplin talimatının 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine. Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jaden Osterwolde'nin aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca ve kavgaları nedeniyle futbol disiplin talimatının 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine. Osterwolde iki maddeden sevk ediliyor değerli izleyenler. Buna dikkat çekelim. Fenerbahçe AŞ Kulübü futbolcusu İrfan Can Eğribayat'ın aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi ve kavgası nedeniyle 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, yine iki maddeden. Ve Fenerbahçe AŞ Kulübü görevlisi Kürşat Çiftliğin aynı müsabakadaki kavgaları nedeniyle futbol disiplin talimatının 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak sevkine ve Fenerbahçe Kulübü görevlisi Okan Özkan'ın aynı müsabakadaki kavgası nedeniyle 45. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir şeklinde beklenen açıklama geldi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Şimdi hemen konuya dair bir telefon bağlantısı yapalım Gürcan Bilgiç'le ve açıklamayı değerlendirelim. Gürcan Bilgiç, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ezgi, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Evet, şimdi sevkler açıklandı. Neredeyse mücadelenin oynandığı günden beri beklenen bir açıklamaydı aslında bu. Sevklerle ilgili ilk görüşünüzü sıcağı sıcağına almak isterim. Şimdi bugün 15. günü. 17 Mart'ta oynanmıştı karşılaşma. Bugün 15. günü disiplin kuruluna sevkler açıklandı. Yani seçimin beklendiği, seçimden sonra açıklanacağı söyleniyordu ki doğru çıktı bunlar. Tedbirsiz olarak sevk edilmesi, listede ismi geçen tüm isimlerin bu hafta içi oynanacak maçlarla ilgili zannediyorum kulüplere bir nefes alma şansı bırakmak. Yani tüm hazırlıklarını yaptılar, ona göre taktik antrenmanlar yaptılar kulüpler ve muhtemelen ya Perşembe ya da Cuma günü de ceza kurulu kararlarını açıklayacaktır. Bu sektörün aslında çok bir önemi yok. Yani bu sektör yapılır. Önemli olan ceza kurulunun değerlendirmeleri, ceza kurulunun alacağı kararlar konusunda yapacağı değerlendirmeler. Ama sayıya baktığımız zaman, olayların büyüklüğüne baktığımız zaman sayının en limitte, en düşükte tutulduğunu görüyoruz. Demek ki birçok şeyi çok ince araştırmış, birçok konuda farklı bir yorum yapmış hukuk kurulu. Ama şu da var Ezgi, İsmail Hoca'nın açıklamalarında da gördük. Daha sonra Fenerbahçe Başkanı da açıkladı. Daha büyük olayların tünelde soyunma odalarına giderken olduğu söylendi. İşte o sahinin baygınlık geçirdiği, herkesin birbirine saldırdığı söylendi.
Ama soyunma odası koridorlarıyla ilgili tek bir isim, tek bir kelime, tek bir yorum yok hukuk kurulunun sevklerinde. Oradaki görüntülere ulaşamadığını söylüyordu Fenerbahçe tarafı. Bilmiyorum, temsilciler ya da maçın gözlemcileri onları seyredemedi mi? Ya da polis kameralarının görüntülerinden kimseyi tespit edemedi mi bilmiyorum. Bu da bir tartışma konusu olacaktır. Ama görünen o ki yarın Fenerbahçe Genel Kurulu'nun çok önemli bir toplantısı var. O toplantı öncesinde de ani bir karar ya da radikal bir karar alıp gerginliği yükseltmek istememiş de olabilirler. Hep birlikte göreceğiz Perşembe günü Ceza Kurulu ne karar verecek. Şimdi tedbirsiz olmaları siz de söylediniz. Bu hafta içi oynanacak karşılaşmalarda forma giyebilecekler anlamına geliyor. Şimdi genelde baktığımız zaman bütün isimlerin 45. maddeden yani kavgadan dolayı sevk edildiğini görüyoruz. Ancak iki oyuncu Osterwolde ve İrfancan Eğribayat bir de ekstra 36. maddeden sevk ediliyorlar. Bu anlamdaki şu anda 45. maddenin maddeyi de getirdi arkadaşlarım ekrana. Bir de 36. madde var. Sportmenliğe aykırı hareket. Şimdi bunlardan kaç maç ceza çıkar? Aslında en çok merak edilen konu bu. Bu 36. ve 45. maddeler ne anlamı ifade ediyor bizim için? Yani şimdi esasında sevk edilmeleri burada bence hukuk kurulu meşru müdafaa yani kendini savunmayı dikkate almış. Çünkü 5 ile 9'dan başlıyor galiba sağ içinde başka olaylara karışma. Burada sadece minimum cezayın verebileceği maddelerle değerlendirilmiş diye düşünüyorum. Bence onu meşru müdafaayı dikkate almış. Zannediyorum onu PPDK'da değerlendirecektir. Çünkü bir hukukçunun yorumunu okudum Ezgi. Meşru müdafaa ceza hukukunda var ama futbol hukukunda yok diyor. Orada tahrik maddesi var. İşte zor durumda olma maddesi var. Ve karar verenler, olaylarla ilgili karar verenler o maddeleri de dikkate alıp ya indirime gidebilirler ya da hiç ceza vermeyebilirler diyor o yorumunda. Evet, farklı bir hukuk. Yani spor hukukuyla ceza hukuku birbirinden ayrılır. Bunu daha iyi yorumlayacak isimler vardır. Ben o kadar hakim değilim. Sadece duyduklarımız üstünden yorumlar yapabiliyoruz. Ama burada bir ceza çıksa bile Fenerbahçeli oyuncular bir maçtan fazla olacağını düşünmüyorum. Peki. Gürcan Bilgi, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.